Merhabalar. Amerikan Truck Simülatör'ün yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Oynadığımız versiyon 1.32 ama 1.31 için yapılmış harika bir mod var. Mach B1, B2. Hangisi artık tam bilmiyorum. B2 için adaptasyonu yapılmamış ama bazı grafik ön izlemeleri dışında problem yok. Her şeyi çalışıyor. Standale, yani bir herhangi bir tırın üstüne gelmiyor mod listemizdeki. Çok çok tatlı bir dizayn. Ben bayıldım açıkçası. Şimdi onu size göstermek istedim. Gerçekten usta işi. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hazır brandingleri var. Skin diye geçiyor ya. Boya yani. Kaplama. Bu şekil. Bunlar hazır geliyor. Şimdi sade bir renk alalım da. Parçaları size göstermeye çalışalım. Böyle büyük yataklı kısmı olan versiyon var. Bunun şu altına uzunca depo ekleyebiliyoruz. Yes. İsterseniz şöyle kısacık, mini minnacık da olabiliyor. Şöyle bir şey de olabiliyor. Çok hoş ya, çok tatlı yapmışlar. Her neyse. Ama şuradan uzun şaseyi almazsanız şey koyamıyorsunuz. Yataklık. Şunu almamız gerekiyor, evet. Şimdi bu bir küçük var. Benim hoşlandığım tip bu. Bir de büyüğü var. Küçüğü var bol bol, isterseniz büyüğünü kullanalım bu sefer. Küçük kabrini de göstereceğim de. Şimdi şu brandingi yine biz elimizdekini atalım da kontrast oluştursun renkler. Evet, şuradan başlayalım. Evvela şu çamurluklar. Bu değil. Şu olabilir. Evet. Yes. Şöyle olabiliyor. Çok güzel ya. Ben genelde biri seviyorum da. Bir bakalım modda neler varmış. Neler yok ki. Şöyle plastik de var. Açık var. Düz var. Varoğlu var. Biz şimdi şu bizimkine bir dönelim. Evet. Şu nedir hacı baba? Şu kaplamaymış. Burada da bir şeyler olması lazım. Evet. Basamaklar. Bu şu altı değiştiriyor da. Neymiş bakalım ya. Şunu getirdi.
Yok, depo daha şık ya orada. Yes. Arabanın altı boş kaldı ya. Bak bak bak, gel bak bak, neler var, bak bak bak. Gördün mü adamlar, işi bilen adam yaptı mı tadından yenmiyor yani. Şu neydi, hani şu gidiyoruz geliyoruz ona takılıyoruz ya. Şunları, çamurlukları tamam, ora böyle olsun. Şurada bir bak, rüzgarlı gördün mü? Hop. Light adapter. Buralara şunlardan takabiliyoruz. Çok uzatmayayım da. Bu neymiş ki ne? Ha, bu kendi ışıkları. Yuvarlak koyalım ya. Arabanın her şeyi yuvarlak. Tamam, neyse o öyle olsun. Şu alt rüzgarlık boyanabilir var. Krom var, siyah var. Boyanabilir aldık biz. Şu ışıklar da, ha, o iç kaplama, dur yanlış gittik. O da içle ilgili bir şey. Şu aradaki mi? Evet. Şu güneşlik, onu da boyanabilir aldık biz. Bunu boş ver. Bunu da boş ver. Bayrak işini de geç. Yine iç yatakla ilgili bir olayla. Şuna bak abi bak. Gördün mü? Bak ne kadar tatlı. Bak gördün mü? Peki bunun sarı ve uzun olanı var mı? Var, olmaz mı? Sen iste yeter ki. Şu muydu? Yok. Şu mu? Yok. Şu en üstteki. Tamam. Bak gördün mü? Fıstık, fıstık. Şu nedir? Şu Makdizel. Parlak olsun da gözüksün ya. Şu dikizler şuralara koyabiliyorsun. Dışta nasıl? Bak, birini dış yapalım, birini iç yapalım. İçeriden nasıl göründüğüne bakalım. Alttaki şöyle, diğeri de şöyle. O da şuraya bir yere geldi herhalde. Bir yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Bak. Şimdi şu sürüş şöyle. İyi. Gayet güzel. Tamam. Şimdi şunu bir kaldır önce. Şunu da bir kaldır. Standarda gönder. Tamam. Şu ne? Ha, bu yazıydı lan. Gidiyoruz geliyoruz, ona takılıyoruz. Bu da dikizdi. Şu. Muzli. Boyanıyor mu acaba ya? Bakalım bir. Yok, boyanmıyor. Bunu almışız da böyle, bak. Bak, yeri değiştirdiler. Bak, böyle de var. Bu da hoş. Ama bunun karakteristiği şu farların etrafı. Sanırsam. Bak. Gördün mü? Radyatörün boyalısı da varmış. Şu da varmış. Yani görün diye. Bu neymiş ki? Ha, bu far. Far. Şu farların, şu sinyallerin çevresi. Bu neymiş ki? Kaş. Kontras olsun, şöyle olsun. Şu neymiş acı? Ha, şu. Şu tamponu kenarındaki muhabbet. Bak bak, neler yapmış adamlar, bak görüyor musun?
Hangisi güzel ki ya? Sade mi yapsak? Bir sade yapalım mı şöyle? Tampona bakalım neler var. Şöyle var, şöylesi var. Biz şunu almışız. Biz boyalı alacağız ya. Boyalı alalım da kontrast olsun. Heh. Şu yazıyı da ekleyelim. Şunlar bayraklar, gerek yok. Dışta bu kadar tahminim. Egzoz. Bu neydi ki? Ha, bu yataklığın çevresi, içi, iç kaplaması sanırım. Ona içten bakacağız zaten de. Bir ışıklarını yakalım mı? Bakalım şeyle nasıl duracak. Şöyle bir şey oldu. Gayet yakışıklı bir tır. Böyle renkleri var. Böyle. Şu şeyleri ışık duruyor bak. Kontrast oluyor ya. Şunları değiştirebilirsin tabii. Şunu mesela şöyle bir şey yapabilirsin. Kırmızıyı siyah yap. Beyazı kırmızı yap. Bu pek uyumadı. Şunu... Neyse işte yapılabiliyor. Gibi. Gibi gibi biz hazır olana dönelim yine. Heh, şimdi iç. Bir tane bu, başkası için elimiz yok. Bunu şu zaten GPS'imiz, ona müdahale edemiyoruz. Direksiyon bir büyük bir küçük, ben büyüğü tercih ettim. Bir de şöyle küçük var. Hadi bu küçük olsun bu sefer. Şunu ekleyip kaldırabiliyor musunuz? Device diyor, bir şeyin sürücüsüymüş. Tamam. Şu iç krom, göstergenin kromları. Bu da alttakilerin kromları. Bu neymiş? Device B. Kapatınca ne oluyor? Şuraya gidiyor. Aç abi onu da. Şu şeylerin çerçevesi. Tamam. Buraya ilaveten şunları ekleyebiliyorsun. Kapat onu. Şu torpidonun falan kapaklarının dizaynı da böyle. Şu alttaki device. Evet. Onun şöyle olanı var. Bu havalandırma zaten de. Tamam. Evet, ayna değiştiremiyoruz. Bu bayrak, onu da geç. Heh, içeri. Bu neydi ki? Stik 1, stik 2. Aa, arka mobilya. Dur, çık gir. Yatak. Şu kaplama. Şu daha zengin durdu ya. Heh, şöyle. Çanta bile var. Bak gördün mü? Yer. Yer kaplaması. Koyu renk olsun biraz. Tamam. Bu da şu kaplama sanırım. Evet. Bak gördün mü bak. Şu iyiymiş. Bak güneşlikler.
Sallanan şeyleri sevmiyorum ben ya. Şu neydi? Ha, bu şeydi. Kapatmışız, fark etmedi. İşte böyle. Bir çığlık atan motor bu. Bende birkaç motor daha var. Farklı bir şey deneyeyim. Şunu alayım. Ağır yük yokuş tırmanma. Yokuş tırmanma önemli bizde. Peki şunu alalım. Şu mod yeni indirdim de. 435 beygir. Cat TA olacak. Şu TA, evet. Bir de 500'lüğü varmış onun. 500'lük. Tamam, hem bu sesi de dinlemiş oluruz. Evet. Tamam, yeterli ya. Çıkalım bir bakalım. Aa, bakar mısın şunun tatlılığına ya. Ses de fena değilmiş bu motorda. Orijinal jantlar böyle değil. İlk satın alırken gözüküyordu o da. Bir daha onu bulamadım. Şuradan dönebilecek miyiz? Döndük bile. Küçük direksiyon da fena olmaz aslında. Hop. Bu kadar. Bunun linkini eklerim. Açıklama kısmına. Dileyen indirip deneyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.